Yapan becerikli oluyor. Biraz genç kız bugün şeysi de, gibi oldu ama. Yok, güzel. Bugün de böyle yine iş yerimden size videoyu açtım. Bir dakika. Ben şey... Bu şöyle yuvarlak yatak odası parçasıydı. Şöyle ben onu bir renklinin üstüne koyayım. Ve biz onu ortadan kestik. Şöyle. Onu genç odasına nevresim takımı yaptık. Ve çok güzel işlerimiz var. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Pardon. Şöyle göstereyim. Şöyle ince biye ile kırmızı biye ile denizci desenli örtüler çok modaydı. Onun yorganlarının kenarlarına fırfır yaptık. Ondan sonra yastıklarına, çarşaf kenarlarına kırmızı biye geçtik. Şöyle arkadaşlar, şöyle. Arka kısımlarını da şöyle temizledik. Ve bunu bu modelden yaptık. Şöyle de çarşafı var onun. Çarşafını göstereyim ben size. Şöyle çarşafı devam ediyor. Tabii şu anda yapıştırma aşamasındaydı. İkincisi sanırım. Yani yapıştırma aşamasında daha. Şununla yapıştırıyoruz. Bunu ben size her zaman gösteriyorum. Bu bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Yine şöyle bizim eski işlemelerden yaptığımız, açayım ben bir yorgana da, bir takımımız vardı. Şöyle bu yani büyük ihtimalle yıllar önce işlenmiş bir işti. Biz bunu nevresim takımı yaptık çiğ için. Şu an ütü için bekliyor. Şu kısımlara şöyle dantel koyup biraz daha modern hale getirmeye çalıştık. Yoksa piko çekersek biraz daha bundan 10 yıl öncenin ürününe gidiyor. Şöyle çift muska koyduk. Bunu da böyle yaptık. Çok güzel. Kaç yıllık bir işleme bu? Kaç yıllık? Hocam o kaç yıllık diyeyim. O annemin, o belki var 30. Ya daha doğrusu ben evlenenin şey oldum. 30 en az vardır. 50 sene. Vardır. Evet, 40-50 vardır. Benim yani annenin çeyizindense 40-50 yıllık bir işim. Hem de annem işlemiş. Yani kendi ve bu torununa, artık torununa kalmış. Evet, torununa kendisi kalmış. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Şöyle bu hemen şu kısmı dikildi. Bakın şu kısmı dikildi geldi. Ben size bunu bir göstereyim. Şöyle. Bu şimdi çocuk odasına olacak. Eğer şu kremimizden varsa şu kısmına biye de koyacağız. Kremimizden yoksa bakacağız. Ha, şeyimiz varmış. Güpürümüz varmış. Bunun üstüne şu şekilde güpür. Arkadaşlar şöyle. Bu buna dikilecek. Yani yıllar önce alınmış işler. Böyle değerlendirmeye çalıştık sınıfımızda. Dersimiz mefruşat bu arada. Böyle bir kursa gitmek isterseniz mefruşat kursu. Şu takımdan ben kendim de kullanmıştım. Yıllar önce satın almıştık ama biz. Şu anda dikiyor. Emin olun bu daha sağlam olacak. Çünkü bizimkiler biraz daha erken soğumuştu. Böyle arkadaşlar sınıfımızda işlerimiz. İşleme yapanlar var. Ama şey yapacağım. Şöyle. Ağzını şöyle koyup. Ha, bu da bu yastığı arkadaşlar. Şunun yastığını da ben size bir göstereyim. Şey, firmaları bu yastık şöyle. Şu kısma da fermuar takılacak. Büyük ihtimalle fermuar takarız. Çünkü fermuar daha kullanışlı olur. Böyle. Yastığımızın içi de hazır. Bu arada öğlen saati.
öğlen saatinde bir çekim yapayım, ondan sonra çıkayım dedim. Ve öğlen saatinde şimdi pazara çıkacağım. Buranın pazarı. Böyle de bir iş var. Bunu biraz önceki seccadeyi yapan arkadaş yapıyor. Çocukları varmış, oğulları. Oğullarına yapıyor. Birini birine, birini birine yapıyor. Böyle. Bunları göstereyim dedim. Yapılışlarını merak ediyorsanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Pazarda görüşürüz. Arkadaşlar bugün de pazara geldik. Pazara gelmemdeki sebep benim çiçekçiye bakıyorum. Maalesef. İnşallah gelmiştir. Ama çok güzel ürünler var. Kasalarla kırmızı biberler. Sen ne yaptın Gökhan'da nişan yapmadın mı? Çiçekçinin olduğu kısımda yok. Aman Allah'ım, bamyaların büyüklüğüne. Yani bu bamyayı ne yaparlar bilmem. Kestane mantarı. Şimdi arkadaşlar sordum ben, çiçekçi yer açmış, çiçekçi dükkan açmış ve o yüzden gelmiyormuş. Ben anneme tişört bakacağım. Bir bakayım ben de. Tamam, yok ben bakayım. Arkadaşlar şöyle, şu tişörtler çok güzel, çok pamuklu ve annem için bunlar harikalar. Ben bunlara bir bakayım. Ondan sonra videomu o zaman açayım ama çok ihraç fazlası ürün getiriyor. Mesela H&M'in ürünleri falan oluyor, Zara'nın oluyor. Nike'ın bile oluyor yani. Bakın şöyle bir tane var. Bir bakayım ben buna. Bu güzel fakat çok küçük bir ürün. Ablam buyurun. Şöyle. Çok güzel. Bakın ama çok, yani şöyle boydan kısa ama çok güzel. Kordonları falan çok orijinal, çok harika. Arkadaşlar bakın şu simliler var. Şöyle. Aslında güzel. Ve tunik şeyi içine bakmam lazım. İçi de çok yumuşak. Bakın. İçi de çok yumuşak. Şimdiden alıp, renkleri de şöyle mevcut. Şimdiden alıp koymak gerek. Harika. Ay ben de böyle çok kalın şeyleri giyemiyorum ya. Böyle çok kalın hırkaları falan. Ama çok güzel ya. Markası.
Yok. Çok güzel. Şöyle. De bunlar. Kalın şey giyemiyorum. Neyse. O baktığımı anneme alırsam o, ama biraz beden olarak uyumsuz geldi bana. Almayacağım. Arkadaşlar, bu pazarda gerçekten güzel şeyler oluyor. Yiyecek olsun. Yiyecek olsun, idras fazlası ürün olsun. Bakın şöyle etekler var, namaz etekleri. Şöyle namaz etekleri var, güzel. Tıraşların böyle taraklı olanlarından rastlasam. Heh, şurada var. Şöyle. Ne kadar tajlar? Hangisi? Şunlar. Bak onlar 2 lira. Kırılmıyor, garantili. Şu? Bunlar 3 lira. Şöyle siyah var, şöyle 3 lira. Şurada da o 2 lira. Şunu alayım. Bu kırılır mı? Bu yok. Mu? Bu? O da kırılmaz, o da kırılmaz. Bak, ben açayım. Ben açmayayım, vallahi kırılır gibi. Bunu da bir aç. Kırılırsa burada kalsın. Açsan kırılsın, burada kalsın. Yani bunu zaten atın, bundan fazla zaten nasıl kırılacak bu daha gerisin, değil mi? Böyle bir kasa yok. Zaten böyle olacak. Tamam. Dur. Vallahi 2 lira, 3 tane 5 olur. 3 tane 5 olur. 3 tane 5 olur. Şöyle kızlarımı alayım. Şunları bir poşete koyabilir misin abi? Şu üçünü. Bunlar kullanışlı oluyor arkadaşlar. O yüzden bunlardan aldım. Buradan yiyecek almayacağım. Çünkü buradan yiyecek götürmek, iki tane otobüste gidiyorum, çok uzak ve bugün Allah izin verirse ben çiçekçiye uğrayasım var. Kargo için paketçiye uğrayasım var. Böyle acaba burada var mıydı? Belki de vardı ya. Plastikçi. Yani bana plastik kablar lazım. O plastik kablar için uğramam lazım. Bakacağız. Arkadaşlar, burası benim 2 gün kurs verdiğim kurs merkezi. Şöyle göstereyim. 2 gün buradayım. 3 gün diğer kurs merkezindeyim. Farklı farklı yerlerde çalışıyoruz. Öğrenci neredeyse biz orada. Neyse artık öğle yemeği zamanı.
öğretmenler odasına geçeceğim. Sonra inşallah bakalım nerede videoyu atarım. Görüşürüz. Arkadaşlar, akşam oldu. Beni iş yerimden bu sefer eşim aldı. Normalde otobüste dönüyordum ben. Fakat bu sefer eşim aldı. Benim olduğum yerde işi varmış. İyi oldu, isabet oldu. Ve erkenden geldim arkadaşlar. Dedim ki yemekleri falan hazırladım. Pilav yaptım. Pilavım eksikti. Sonra evi süpüreyim bugün dedim. Dün süpürmüştüm aslında da bugün de süpüreyim dedim. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çok fazla kargoya verilecek olan şeyler birikmiş. Onları biraz ayıkladım. Ondan sonra kimisi alacak, kimisi almayacak falan. Instagram'da DM'imi sildim. Sonra kendime bir çay koymuştum. Arkadaşlar ben bunu yapana kadar gece oldu böyle. Ben bunu yapana kadar gece oldu. Ve ben dedim ki artık yani bir çay içeyim de ondan sonra çamaşır katlamaya geçeceğim. Ama tabii evin de süpürülmesi lazım. Kızlarıma rica edeceğim. Bir bakacağız arkadaşlar. Bu arada da parktan o kadar çok çocuk sesi geliyor ki arkadaşlar. Yani çocuklar okula gitmiyorlar ama çocuklar evde de durmuyorlar. Bence çocuklar okula gitmeli bir şekilde. Yani bu işe bilmiyorum bir yerde alışılmalı diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Ben şimdi buradan size hoşça kal demek için videomu tekrar açtım. Ben çayımı yudumlarken siz de kendinize bir çay koyun ve çayınızı siz de yudumlayın arkadaşlar. Buradan size hoşça kalın. Görüşürüz inşallah yarın.